Hoş bulduk. Nasılsın? İyiyim, teşekkür ederim. Sen nasılsın? Teşekkür ederim, ben de iyiyim. Kusura bakma, birazcık geciktim. Ee, Ankara'da birazcık kar yağıyor da. Bir anda böyle bir şey başladı. O yüzden e, birazcık trafik oldu. Kusura bakma. <laughs> nasılsın? Nasıldı bu hafta? Neler yaptın? Ee, i̇yice yoğunlaşan bir haftaydı. Çok fazla işte sınavlar yaklaştığı için işte ım, projeler yaklaştığı için falan böyle bayağı yoğun bir haftaydı. E, güzeldi yani güzeldi ve verimli bir haftaydı bence. <laughs> Güzel süper o zaman e, verimliydi diyorsan harika zaten senin hani çok da boş geçen bir haftan yok öyle of hiçbir şey yapasın evet. gelmedi ben bu hafta yaptım ya dediğim bir hafta hiç olmadı zaten. Evet <laughs> O yüzden e, güzel ki zaten bu sınavlar yani projeleri tabii ki bilemem orası ayrı mesele ama sınavlar için söyleyecek olursam ne matematik adına ne de sözeller adına ben bir eksiğin olduğunu düşünmüyorum. Hani sadece sınavdan bir gece önce iki gece önce ufak tekrarlarla sınava girilip gayet yüksek not alabilecek seviyedesin şu anda. Evet. O yüzden e, hani böyle sınav haftası diye çalışmalarımıza ara verelim deli gibi işte 10 bin sınıf gibi bir durum olmayacak zaten çalışıyoruz. Bu zamana kadar o yüzden şimdi bunun ekmeğini yiyeceğiz birazcık onun dışında kafana takılan bu haftayla ilgili bana söylemek istediğin bir şey var mı bir tane soru tarzı tespit ettim dedin evet söylemede evet, yapamadım onu konuşacağız zaten ona bir baktım ya ben eski tt denemelerime de böyle bakıyorum arada işte hani böyle geçiriyorum hani şu soru tipi şunda benzer falan bir baktım ya genelde hep a kitapçını veriyorlar a kitapçında hep o soru tipi en başta oluyor. Bir baktım bir denemede yanlış çıkmış bu. Şimdi bu denemede de yanlış çıkmış. Ondan önceki denemede de yanlış çıkmış. Dedim Allah Allah bir net hani full buradan kaybediyorum hep. Dedim ı -ı, olmaz. Ondan sonra gerçekten oradaki kelimeler çünkü hepsi birbirine benzer. İşte, <laughs> yani benzer olduğu için de çözerken bir tık hani kafa karışıklığı oluyor. Hı hı. Şimdi bu senin attığın konu cümlede anlam sözcükte anlam konusu Aynen ee, Bu direkt paragrafa dahil olduğu için hiçbir zaman bunu ayrı şekilde yazmadım sana paragrafla çözeceğini düşünerek Ama bu hafta istersen bir güne sözcükte anlam bir güne cümlede anlam olmak üzere bel, böyle işte e, sözcükte anlamdan 50 soru cümlede anlamdan 50 soru şeklinde çözelim Bu soruları arka arkaya çözdükçe belki mantığını kavramam bir tık daha kolay olur senin adına Olabilir Bunu bir deneyelim hala denemelerde yanlış yapmaya devam edersen ya da baktığın çözdüğün testlerde de gerçekten çok yanlışın çıktı. O zaman hani ertesi gün de çözersin. Bir gün ne kapatmayız sıkıntı yok. Onun dışında aklına gelen bir fikir ya işte hayır böyle yapmayalım şöyle yapalım dediğin bir nokta var mı bu konuyla alakalı? Hı <laughs> -hı. Şu anlık tamam. yok. Okey o zaman. Peki başka bir konuyla alakalı söylemek istediğin ya işte benim burada sıkıntım var mı? Sen bunu nasıl hallediyordun diye bana sormak istediğin bir şey var mı? yok yani sadece o paragraf soru tipi çok spesifik olarak gözüme çarptı o yüzden sadece onu söylemek istedim onun haricinde başka bir şey yok şu anda tamam süper öyle bir su içtim ki gerçekten <gülüyor> 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 ee, o zaman hemen ekran paylaşımı yapıyorum zaten arkada açtım şablonunu oradan konuşalım bu hafta neler yaptık haftaya neler yapacağız diye hemen bir geliyorum şöyle elim ıslandı şey yapamıyorum bakıyorum. Şimdi 25'er dakikalık paragraflarımız vardı. Bunu zaten fix olarak yapıyoruz evet. ama bu hafta bunların işte dediğim gibi iki gününü cümlede anlamı sözcükte anlamı ayıracağım. Kalanlarını da yine stabil şekilde işte 3-4-5'in denemeleriyle gidebilirsin. Ama dediğim gibi anlamadığını düşünürsen bir gün değil hani iki günde üç günde çözebilirsin. Zaten paragraf denemesi dediğin illaki bitecek ve düzenli şekilde çözdüğümüz bir şey. Bundan verdiğin iki gün, üç gün frenin ee, bir önemi yok çoktu. O dolayısıyla eksik olduğun konuyu kapatman daha önemli. Ben iki güne yazacağım. Biri sözcük, biri cümle olmak üzere. Eğer az gelirse sen de dediğim gibi yazabilirsin. Onu yine çözebilirsin. Onun dışında problemden fasikülden çözecektik. Toprağın fasikülümden Nasıldı? Herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Ama bunu geçen sene demiştim toprağın fasikülünü alamamıştım çünkü kurstan e, evet şey eysin de en, en, en aynen ha aynen evet. okey tamam onun şeyini aldırdılar o yüzden ondan çözmeye başladım o da güzel yani ÖSYM'nin sorularını falan da <laughs> gösteriyor. İşte normal şeyden başlıyor hani bir basit sorular daha sonrasında daha zor sorular falan. Ondan sonra onları kursta da tekrar ettik o yüzden <laughs> o kısımlarda güzeldi. Okey süper o zaman. Peki bu hafta da problem konuşamıyorum. <laughs> Problemden fasikül yazayım mı aynı şekilde? Şu yüzden soruyorum. sınav haftam geliyor dedin ya belki tabii ki full 11. sınıf çalışacak deriz işte ay tam otomatikmiş geometriymiş yine elbette çalışırız ama hani böyle ne bileyim sınav haftasında problem çözmeyeyim işte sınav haftasında paragraf çözmeyeyim böyle bir isteğin olursa onu bana söyle ki ona göre hazırlayalım olur mu? Tamam, okey. Yani şu anda sınav haftasında yine böyle bir 3 hafta ya da iki hafta civarı bir şey var. Yani hocalar konuşmaya başladı ama biraz geriyor tabii ki ama e, şu anda daha üç hafta civarı iki hafta civarı bir şey olduğu için bence şu anda ya da işte gelecek haftada yazabiliriz onunla bir. Okey tamam. Tamam. Şu an o zaman devam ediyorum aynı şekilde. Yine bir sıkıntı olursa aynı paragrafta e, şey böyle tespit ettiğin gibi bir problem tarzı tespit edersen elindeki normal bir soru bankasından atıyorum işte tabii ki yine zorlanabiliriz. Yani işte yaş probleminde de sayı probleminde de hepsinde tek tük böyle yanlışımız çıkabilir. O da hani yeni bir aşina olmadığımız bir soru tarzı olduğu için. Ama mesela dersin ki ben yaş problemlerinde gerçekten soruların %60'ını yapamıyorum, yetmişini yapamıyorum ya da böyle spesifik sıkıntı çektiğim bir problem tarzı olursa fasikülünü bitirdikten sonra e, elindeki herhangi bir soru bankasından yine yeni tarzda yaş problemleri görmek için oradan çalışırız. Ya da olmadı belki unutmuşsundur diye işaretlediğin hani ilk çözdüğümüz 3-4-5'teki problemlerde işaretlediğin kısımlara yine genel tekrar günlerinde dönebilirsin. Tamam okay. Şimdi programı konuşalım denemeni konuşmadık denemeye döneceğim onu şey yaptım gözümden kaçırdım kusura bakma bir geçen haftanın özdebiri vardı onu da bu hafta değerlendireceğiz dedik. Aynen. Bir de e, TT genel deneme bu hafta çözdüğüm vardı İkisini birlikte zaten değerlendireceğiz. Şimdi bakıyorum bakıyorum başka edebiyatta romandan ilerleyecektik nasıldı herhangi bir sıkıntı yaşadın mı? Yok yani bayağı testlerini çözdüm o kısmı bayağı hani artık bitirmiş oldum genel olarak çoğu kaynağımda da o yüzden aslında bir sıkıntı çıkmadı. Peki bu hafta da roman mı yazalım istiyorsun yoksa hani böyle işte, sınavda şunlar çıkacakmış ben de ufaktan tekrar etsem güzel olur dediğin bir şey var mı? Bence erken eğer sınavlarınızda 3 hafta varsa. Bence de evet. Yani en azından bu hafta değil de önümüzdeki hafta yaparsak onu daha iyi olur diye düşünüyorum. Aynen daha faydalı olabilir bence de. O zaman bu haftada romandan devam ediyorum. Tamam, ondan yine testler çözerim. Hangi kısmında kaldın peki? Hemen şimdi şuradan konuları sen de bakarak söyle. Takın. Bu dönemde olan bütün roman konu, konumlarını bitirdim yani. Eser kısımları biraz eksik kalmıştı. O senin dediğin yöntemle işte hani e, yuvarlak için al kısımları falan yapmıştım. Onlar biraz eksik kalmıştı. Onları da tamamladım. Roman'daki hani o bütün şeyi bitirdim. Genel anlamda özetlerimle eserlerimle her şeyi bitirdim. İşte testlerimi de çözdüm bir kaynaktan. Bitti yani. <laughs> Süper o zaman, tamam testlerimizi de çözdük. Peki o zaman romanda neyimiz kaldı şu an yani tekrar edeceğimiz? Yine bu hafta roman yazmayalım yani bittiyse. Evet ama romandan sonra da adam akıllı bir konu kalmıyor galiba bizim kitapta. Şimdi biz Tanzimat e, romanıymış. işte Servet-i Fünun, Feca... Bunları zaten çalışmıştık. Üstüne bir de Cumhuriyeti de çalıştık şu an sanırım değil mi? Aynen. Tamam. Onun dışında bir şeyimiz kalmadı. Peki tekrar edip dönmek istediğim bir konu var mı? Çünkü de, senin de dediğin gibi hani çok böyle bir konu kalmıyor. Bunun evet. ötesinde şu an kalan tek böyle baba konular işte geçiş dönemi, İslamiyet öncesi. Orada yine kolay da halk ve divan kalıyor. Bence halk ve divanı hani sınav haftasından sonra kafan rahatladığında geçelim. Bence de. Şu an başlamayalım. İstersen bu hafta edebiyatı hani üç güne yazmak yerine bir güne iki güne yazarız. Yine elinde bir iki testin kaldıysa onları çözersin. Eğer özel olarak istediğin bir konu yoksa. Tamam, okey. Öyle daha tamam. iyi olur. Okey. Onun dışında TT Sosyal'den denemelerimiz vardı. Bu denemelerde çalıştığımız konularla alakalı fark ettiğin, şu konuda sıkıntım varmış tekrarını yapalım dediğin ya da söylemek istediğin bir şey oldu mu? Coğrafyada ya da tarihte. Yok olmadı. Güzel de o denemeler yani. Güzel, süper o zaman. Herhangi bir konu yok. Zaten perşembe evet. gününde e, tarih 11, coğrafya 11 diye okul tekrarlarımızı yapıyoruz. Yine bu haftaya bunu yazarım. Onun dışında sosyalle ilgili edebiyatı konuştuk, sosyalleri de konuştuk. Söylemek istediğim bir şey var mı? Hı -hı, yok Yok. Tamam. TT matematikte çarpanlara ayırmaya geçecektik. Eğer bunu bitirirsen arkasındaki konuya da geçebilirsin e, demiştim oran orantı kısmına. Ama çarpanlara ayırma hani uzun bir konu. Bitirdiysen ne güzel, bitiremediysen hiç önemli değil. Nasıl da takıldığın bir noktası oldu mu? Bitirdim çarpanları ayırmayı. Testinde çözdüm bayağı böyle. Süper. E, güzeldi yani o kısmı bitirdim. oran orantıya geçtim ama en azından çarpanları ayırma kısmını bitirdim. Tamam harikasın. O zaman bu hafta oran orantıya geçelim istersen. Artı zaten tamam. fıskırımıza devam ediyoruz. Haftaya bir tık daha TT'yi hafifletiriz zaten. İşaretlemiştim oran orantıyı o yüzden hiç tekrar şey yapmıyorum. Geometriden dörtgenden devam ediyorduk. Nereye kadar geldin? Şu e, deltoid, dikdörtgen, kare bu kısımlara geziniyorduk. Evet Artı, dörtgen Genel anlamda yani yamuk haricindeki yamuğu da bayağı bayağı biliyorum. İşte dik yamuktur hani oradan içgen yaratmak falan. Dörtgen kısmı genel anlamda bitmiş oldu. Süper, bu süper çok sevindim. O zaman son olarak bu hafta zaten her güne geometri yazmıyoruz biliyorsun. iki günde bir yazıyoruz. Son olarak yamuk yazayım. Yamuğu iyi biliyorsan sadece test çözmen yeterlidir zaten. Yamuğun tamam. biraz şey böyle... Formülleri güzeldir hani işte iki tane doğru çektiğinde birbirine çakışan doğru çektiğinde işte dik evet. açı oluşur bilmem ne falan çok fazla kuralı vardır yamuğun. Ama güzel kurallar bunları ezberlersen iyi olur. Ezberleyemezsen de önünü asıp kullanabilirsin yine. Aynen. Onun dışında geometriyle ilgili kafana takılan bir şey oldu mu bu hafta? Bu hafta çözdüğün sorular da yaba. Hı -hı, olmadı yani tabii zorlanıyorum yine ama işte yavaş yavaş düzeltmeye çalışıyoruz diyelim tamam süper ya yani eskisi kadar on yargılı değilsin tabii ki <laughs> öyle mi <miydi>, yoksa yorum <laughs> yapmak istemiyorum buna <laughs> şimdi son olarak item adamı dedikten 3 adım testlerimiz vardı hiçbir şeyimiz kalmadığı için dedik ki şu 3 adım testlerini bir çözelim sen bir ufak incelemiştin sanırım çok zormuş Yüz Yani anladım. çözdüm. Kolayı kolaydı zaten. Ortası da bir soruda falan zorlanmışımdır. Hani iki max hani. Onu da çözdüm. Ama zoru belli bir zorluğu vardı. Yani bu kadar zor alıştırmış benim kendimi. O kadar zor alıştırmamıştım galiba. O yüzden birazcık zorlandım. Ee, ama güzel testlerdi. Yani gerçekten hani bir şey kattı. Hani yapamayınca atıyorum bir sayfada dört soruda üç boşum olsa bile yine de yapamayınca o sorunun mantığını öğrenince daha iyi oldu. Süper o zaman. Peki bu hafta da buradan devam etmek ister misin? Yoksa özel olarak çalışmak istediğin bir konu var mı işte? Mesela burada konu konu bölerek her konudan yazmıştık ya mesela her günü. Ee, şu konuda daha çok zorlanıyormuşum dediğim bir konu oldu mu yazmamızı istediğin? Şu anlık olmadı yani o üç adım testlerini eğer ki bitirirsem güzel bir şekilde tekrar etmiş de olurum zaten diye düşünüyorum. Yani en baştan itibaren başladığım için. O yüzden bence bu haftada e, üç adım testleriyle devam edebiliriz. Okey o zaman yine üç adımları yazıyorum. Son olarak programda bir şey kalmadı ama şu şeyleri denemeleri bir gelelim. Evet. Geliyorum hemen. Özde bir. Bu haftanın denemesi değil mi? Evet. Böyle. Aynen özde bir geçen haftan ama onu da bu haftaya sayacağız artık. Şimdi Türkçe netlerimiz düzelmiş, bayağı bir yükselmiş. Bunun büyük oranda bence paragraf denemelerinin katkısı var. Artı dil bilgisinde de eksiklerini tespit edip tekrarlarını yaptın zaten. Artı bunun evet. da tabii ki katkısı var. Hani bu saatten sonra ben dil bilgisinde yanlışın çıksa bile yazım noktalamadan çıkar diye düşünüyorum en fazla. O da zaten ilk konuşmamızdan beri söylediğim gibi zamanla gelişecek bir şey. Ne kadar çalışırsan çalış, daha önce hiç görmediğim bir yazım kuralı karşına çıkabiliyor. Dolayısıyla onu zamanla oturtursun diye düşünüyorum ama onun haricinde netleniyor iyi olmasına rağmen bu denemelerin netiyle alakalı e, herhangi bir konuda sorun çektiğini düşündüğüm, bana söylemek istediğim bir şey oldu mu? Türkçe adına söylüyorum. Evet, spesifik olarak bir şey olmadı galiba. Yani bir tanesinde işte yazım kuralları ile alakalı yanlış yapmıştım diye bilgisinde Hı -hı. Ama genel haricinde işte e, paragraf yanlışıydı yaptıklarım. Ama onun haricinde yani gayet güzel bir deneme geçirdim Türkçe adına. Tamam. Zaten iki tane arka arkaya 30 üzeri gelince sana iyi bir motive olmuştur diye düşünüyorum. Evet. Darısı 35'lerin başına. İnşallah. <laughs> şimdi sosyale geldim. Birinde 13 yetmiş, birinde 7 net Size işte. şimdi bu, bu oynama ne? Bir Çok şimdi... <laughs> şaşırtıcı şey gerçekten. Şimdi ama şöyle de bir şey var. Bilgisayar malın sosyali gerçekten zordur. MSÖ sosyali gibi sosyal soruyorlar. O konuda haklısın. <laughs> böyle bir sosyal yoktu. Yani yok, yok. Ben hayatımda böyle bir karşılaşmadım. Benim beş netim her zaman hazırdır orada tarihten. Çünkü ben genelde tarihten soru kaşırmıyorum. Hani orada hazır. Tarihte zaten dört soruda 3 yanlışım çıktı. Bu çok kötü bir başlangıçtı. <laughs> Felsefesi zaten felsefeyi normalde çözemiyorum. Felsefesi kötüydü. Co coğrafya tamam. Dini de kötüydü. E ne kaldı geriye? <laughs> Beş artı iki zaten tarih Peki. artı coğrafya kalmadı Peki bir şey çok geliyor. çok bilgi sorusu muydu? Ya tarihte çok bilgi sorusu dersem yalan olur. Tarihte bilgi sorusu değildi. Adam akıllı yorumlayamamışım. Ama dindekiler bilgi sorusuydu. Dindekileri valla kelime bilgisiydi. Ben bilmiyordum yani. Ama böyle yedi, yedi böyle bir çıktı oraya yazamadım. Yedi böyle hayır, hayır, olsun, on yedi falan oldum yani. yani neden Biz yanlış yedim yaptığını yedim. bilip neden yanlış yaptığını bilip hani mesela dindeki bilgileri öğrendiysen sorun yok ya da tarihte diyorsun ki yorumlayamamışım demek ki bir dahaki denemede ya da ondan sonraki denemede yorumlamayı öğreneceksin. O yüzden hiç sıkıntı değil yani. Bir insanlar da yanlış yaptığını biliyorsa o yanlışı düzeltmek her zaman daha kolay olur. O yüzden bu netin hiçbir önemi yok benim gözümde. Yani yukarı yukarıdaki Özdebir'in 13'üyle bilgi sarmalı 7'sinin bir farkı yok benim gözümde. Sen güzel değerlendirdiğin sürece denemeyin. Ama 7 komik bir sayı oradan şey, <laughs> <biraz o> değil. <sırada gülüyor> aslında 7 komik bir sayı değil <laughs> ama 13.75'ten sonra gelen 7 komik bir sayı. Evet. Gerçekten öyle. <gülüyor> <gülüyor> Matematiğe Allah. geliyorum. Buna lütfen canını sıkma. Sen dediğin gibi zaten yanlışını anlamışsın ki eski sosyal netlerine de baktığın zaman onun altına neredeyse hiç düşmüyorsun. Gerçekten iyi netler. O yüzden bu böyle bir istisna olmuş. Arada böyle bir düşüş olması normal. Ben de mesela şey oluyordu. 75-80 bandında net yapıyorum. Bir gün işte bir denemeye giriyorum. Saçma sapan bir deneme net bir geliyor 50. Şimdi bu aradaki, <laughs> aradaki 25 net diyorum nereye gitti? 25-30 neti yedim mi? Ne oldu? <laughs> falan böyle. O yüzden bu 13 ile 7 arasındaki fark çok benim gözüme büyük gelmedi şu an. <laughs> Anladım. Evet, Sen doğru. de bunu bunun için sıkma canını diyorum ve matematiğe geliyorum. Matematik netlerimiz gitgide yükseliyor. Başlarda böyle küçük küçük ilerliyorduk. Gayet güzel evet. şekilde gidiyor bence. Artık hani böyle 14-15 anlamında gidiyoruz. Yakında 20'ye de dayanacak inşallah. Sadece şunu sormak istiyorum. Çalışmadığımız tabii ki bir sürü konu ama çalıştığımız konularda sıkıntı çektiğim bir şey oldu mu? Bilgi eksikliğinden kaynaklı. Yoksa hani mesela sen mutlak değeri de çalıştın, üstlüğü de çalıştın, köklüğü de çalıştın. Ama şu an bunlarla alakalı çözdüğün kaynak mesela 3-4-5. 3-4-5 tamam çok öğretici. Tek tük ÖSYM sorularının olduğu da bir kaynak ama böyle gerçekten zor soru tarzlarına ya da e, kenarda köşede kalmış şeylere Adapte olmak için, her konu için konuşuyorum. Bir konu özelinde değil. Daha böyle bir kaynak, iki kaynak bitirmek gerekiyor. Bir tık daha üst düzey kaynakla. Dolayısıyla evet. çalıştığın konularda da yanlış yapmış olabilirsin. Sadece bilgisizlikten kaynaklı ya da eksik olduğun bir şey var mıydı konuyla alakalı? Sormak istediğim o. Yani yoktu. Ve gerçekten hani bu dönemde böyle 14-14.5 bandına böyle çıkmamı sağlayan şeylerden biri de problem oldu. Problemi gerçekten özle bir de bir yardırmışım. Hani böyle kimse tutamaz doğan Böyle tek 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 hepsini güzel bir şekilde yapmışım. <laughs> o yüzden e, bayağı iyiydi yani. E, yap çalışmadığımız konulardan yani boşlarım vardı. Ondan sonra ama çalıştığımız konuları böyle çok güzel bir şekilde 14'e 13'e sabitledim. O yüzden çok mutluyum çok güzel süper o zaman ben de senin adına sevindim. Yani zaten bir de mühim olan mesela burada 30 soru işaretleyip 10 tanesini yanlış yapıp da 14,5 net getirmek dediğim mesela 16 soru işaretleyip 14,5 net getirmek bu da çok önemli. Bence de. Burada bu şekilde bir oran varsa arada gayet güzel. Onun dışında... bir tanesinde 20 idi, bir tanesinde ise 17 idi. güzel. Güzel, sıkıntı yok yine yani. Onun dışında fenden de bir iki tane netimiz geliyor bilgisayrında bayağı bir fen. neredeyse sosyal netinle kapışıyormuş ben <laughs> biraz daha yanlış çıkarsam sosyalde fen geçecekti bile o kadar o kadar yani oğuz <laughs> <Ama öyle>. <laughs> fen çalışmadığımız halde gayet güzel fenden bir şeyler yapmaya çalışman da çok güzel ama sen yine kendini çok kaptırıp eksilere falan düşme Böyle Ayağlar bazen olsun. insan e, kaptırıyor öncülü sorularda işte 1 2 3 işaretli atıyorum 1 3 çıkıyor. Böyle 3 soru işaretlesem 3'ü <laughs> de yanlış çıksa gitti zaten. Fizik eksi sigur 75. <laughs> o yüzden fiziğe hiç bulaşmıyorum. Hele öncülü sorulara hiç bakmıyorum. Sadece biyoloji 10. sınıf, kimya 9. Bu nete ulaşabiliyorum. Harika o yüzden. Güzel süper o zaman. Demek ki çalıştığı şeyleri unutmuyorsun. Aynen. Şimdi bu denemeler haricinde zaten programda konuştuk. Söylemek istediğim bir şey var mı? Yok. Bence gayet güzel bir şekilde özetledik. Tamam süper. Peki bu hafta herhangi bir yerde TET genel denemem var mı yoksa evde yazalım mı biz yine? Ee, yok. Biz gene okay, evde tamam. Ediyoruz. O zaman ben yine pazar gününe yazıyorum. Tamam. Ben bir de bu hafta TET genel denememi cuma günü çözdüm. Bunu da söylemek istiyorum. Tamam, Çünkü pazar da günü sabahtandı kursumuz. O yüzden... Ya biliyorsun evet, zaten abi. her zaman e, onun inisiyatifini sana bırakıyorum. Sen istediğin gibi günlerin yerini değiştirebilirsin. Sıkıntı yok. Şimdi bir salı gününden yani yarından. Aynen. Cümlede anlam. Bir. iki salıcık da anlam. İstersen yarınım ya da işte ondan sonraki günüm dolu daha boş günlere yazalım dersen öyle de yapabiliriz bu arada. Yok. İyi günler. Sonrasında cümle ben cümle bir şey yazdım. Ben geçtim. Sözcük anlamı da hiç sevmem yani. Bunları bir de oturup tek başına cümlede anlam ve sözcük anlam çözeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Yapacak bir şey yok. Arka arkaya soruları gör ki birazcık beynin aşina olsun. Belki o zaman denemede görünce yadırgamazsın. Bir tane tek başına görünce denemede demek ki sıkıntı yaratıyor sende. Evet. Evet. Gerçekten evet. Hiç sevmiyorum. <laughs> Dediğim gibi bu arada hani perşembe gün direkt paragrafı geçmek zorunda değilsin. Yetmediğini düşünürsen devam edebilirsin bu konulara. Sıkıntı yok. Bakalım çözelim <laughs> de kendimize. Evet, tam matematikten zaten 3 güne oran oran koyuyorum. Kalan günlere de problem fasikülümüzü koyuyorum. Problemini zaten güzel oturtman 11. sınıftayken eğer formundan düşmezsen işte yaz aylarında salmayıp yine bu şekilde devam edersen zaten netlerin gayet iyi gelir. Yani problem öğrencilerin genelde en büyük sıkıntısı oluyor oturtamadım 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 sürekli hani bu modda oluyorlar ve bu şekilde gide gide neredeyse 12. sınıfa kadar geliyorlar hani 12'nin ikinci dönemi oluyor adam hala diyor ki problemi oturtamadım. Şimdi sen 11. sınıftayken oturtmuş biri olarak bu konuda kendini şanslı hisset bence. Ben de öyle hissediyorum. <laughs> Şimdi bu hafta şöyle bir şey yazıcı, e, yapacağım. Edebiyatı e, bir güne iki güne yazalım dedik ya. Hı hı. Şöyle bir şey yaptım. Edebiyatı bir güne yazdım. O da haftaya pazartesi olan güne zaten. Kalan günlere diyorum ki tarih, coğrafyayı 11. sınıfları iki güne yazalım. Çarşamba ve Cuma'ya Hı -hı. pardon Perşembe yazıyorduk onu değil mi? Bir dakika, bir dakika hemen hallediyorum bu teknik tek hatayı. <laughs> Şöyle tarih 11, coğrafya 11 diyorum. Sınavlar yaklaştığı için istersen iki güne yazabilirim, İstersen yazmaya da bilirim bu arada. Yok aslında perşembe günleri şimdi benim o günleri dersim olduğu için o günlerde de tekrar yapıyorum. Eğer ilk güne yazarsak bir de onun testini de böyle güzelce bir çözebilirim. Süper. O zaman bir de cumartesiye yazayım. Tamam. TT şey de demişim. <laughs> Diğer günlere de zaten şu günlere TT Sosyal'den deneme koyacağım. Bol bol. <laughs> Sen bu hafta iyice bir deneme çöz de. Şu yedinin şokunu atlat bir tekrardan 14'e 15 gör de bir kendine gel. Tamam. <laughs> Şimdi sosyallerin, TT matematiğin problemin işte Türkçen falan tam şu an. Şu an için sadece geometri, mahiyete matematiğin kaldı. Buraya kadar sıkıntı var mı? Bak bakalım bir. <laughs> Yok. Tamam. O zaman geometrilerini de koyuyorum hemen. Ee, ay ne oldu orada ya? Pazartesi, çarşamba, cumaya mı geometri istersin? Yani işte bu e, problemle edebiyatın olduğu günlere mi? Yoksa hani e, TT matematik oran orantı olduğu günlere mi? Hangisi daha çok zorluyor seni yani o açıdan soruyorum. Diğer güne yazayım diye geometriyi. Problem daha çok zorluyor beni. O yüzden geometriyi TT matematiğin olduğu günlere yazalım. Okay. Yani GM, çünkü problemde bayağı böyle hani kafamı yoruyorum. <laughs> o yüzden. tamam o zaman şöyle yerleştirdim. Zaten bir tanesi de cumartesiye denk geliyor. Yamuk çalışacaksın. Yamuğu zaten yapabildiğini söyledin. En azından aşina olduğunu söyledin. Soru çözmek daha kolay olur diye düşünüyorum senin için. Bence de. Kalan günlere klasik item attan 3 adım testleri koyuyorum. Yani Zaten e, bütün şeyleri üç adımın üçünü de aynı gün çözmek zorunda değilsin. Ki anladığım kadarıyla testler çok zor. Çözülmüyor da. Yani mesela zor kısmı Şöyle yapardım ben seni yerinde olsam. Üç adımın ilk ikisi bir tık daha kolay dedin ya. Mesela polinomun üç adım testlerini çözeceğim. İlk iki adımı çarşamba çözerdim. Perşembe zor adımı full mesela şeye bırakırdım. Perşembe ne ona bırakırdım. Bir saat çözmeye uğraştıysam 12-13 tane soruyu mesela. Kaç tane var bilmiyorum o yüzden. Ee, 12-13 soruyu mesela bir saatte çözmeye uğraştıysam bir yarım saatte yapamadıklarıma vesaire bakardım. Tamam. Yani yeterli. Çünkü gayet geliştirici diyorsun. Her zaman dediğim gibi kaç soru çözdüğünün bir önemi yok. Tamam. Şimdi programını tamamladık, denemelerini vesairelerini konuştuk. Senin kafana takılan programla alakalı olmak zorunda değil. Herhangi bir şey var mı? Hmm, yok. Bence on numara bir program oldu. <laughs> tamam. O zaman şöyle paylaşmaya durdurdum. Ee, başka bir şey var mı kuzucuğum söylemek istediğin? Hmm, yok. Tamam. O zaman haftaya görüşürüz. İyi çalışmalar. Tamamdır. Görüşürüz. Teşekkür ederim.